Yozgat, 5000 yıllık tarihe ev sahipliği yapan ve gezip görülecek, keşfedilecek birçok yere sahip olan güzide bir şehirdir. İç Anadolu bölgesinde yer alan Yozgat, birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan oldukça zengin bir tarihi geçmişe sahiptir. Birçok farklı kültürü bir arada buluşturan şehrin tarihi yerleri, kaplıcaları, müzeleri ve yeşil alanları ile ilgili detaylı bilgi Yozgat'ta gezilecek yerler listesinde. Şahin Tepesi, eski adıyla Nohutlu Tepesi. Buranın en özel tarafı Yozgatlıların memleketlerini bulutların arasından kuş bakışı açık bir manzarayla görme imkanı sunuyor. Eski adını geçmiş zamanda nohut yetiştiğinden Nohutlu olarak almıştır. Kent Park, Yozgat'ın ilk Cumhuriyet Meydanı'ndan sonra ilk parkı Çapanoğlu Kent Park'tır. İsmini Yozgat'ın yerli ailesi Çapanoğlu'ndan alan bu park, uzun yeşil örtüsüyle günümüzde şehir içinde ufak pikniklerin, arkadaş toplantılarının ve canlı müziğin ilk yeridir. Yozgat Lisesi, 2. Abdülhamit Han tarafından şehrin en işlek caddesi olan Lise Caddesi üzerine inşa edilen Yozgat Lisesi, yapıldığı dönemin Bozok bölgesinin ilk büyük eğitim kurumlarındandır. Uzun tavanları, sarı taşları o dönemin tıpkı diğer mimarileri gibidir. Spor Vadisi, Yozgat genel anlamıyla iki dağ arasına kurulmuş bir şehir olmasından mütevellit, birçok yerinde vadiler bulundurmaktadır. Bundan yaklaşık 10 sene evvel Yozgat Valiliğinin bu vadilerden birini değerlendirmek, halkına kazandırmak amacıyla başlattığı projede özgün bir aile, spor, park ve eğlence merkezi çıkarmıştır. Beraberindeki Kirazlı Barajı da bu parka eşlik eden doğal bir yapıdır. Askerlik Şubesi kitabesine göre 1895 tarihinde Sultan 2. Abdülhamit döneminde yapılan yapılardan biridir. Her şehrin, her yörenin kendine has bir mutfağı, onunla özdeşleşmiş bir yemeği bulunur. Yozgat'ın da arabaşı çorbası, testi kebabı ve parmak çöreği bunların başlıca olanlarındandır. Her anıya ve ortama farklı tatları yerleştirmek mutlaka mümkün. Parmak çörek, pazar kahvaltılarının ailenin küçük çocuğunun gidip fırından sıcakça alıp eşlik etmesi içten bile değildir. Desti kebabı, Yozgat'ın üzerinden geçerken yol üstünde görebileceğiniz restoranların her birinde buraya has yemeği tatmak istediğinizde vazgeçilmez bir seçenek olacaktır. Arabaşı çorbası ise özellikle kış aylarında kalabalık aile misafirliğinde akşam yemeklerinin özel buluşması olacaktır. Yozgat Saat Kulesi 1900'lü yılların başında dönemin padişahı Abdülhamit Han tarafından Yozgat valisine yaptırılmıştır. Eski adıyla Sarraflar Caddesi, Çapanoğlu Camii ve Saat Kulesi aynı dönemde aynı sokak üzerine inşa edilip eşsiz bir düzen ve fotoğrafik bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Thank you.
Cumhuriyet Meydanı, Yozgat'ın şehir merkezine Saat Kulesi ile birlikte eşlik edip, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş olup, Yozgat halkının gün içerisinde oturup çay içebileceği ilk akla gelen yerdir. Yozgat Çamlı Milli Parkı. Yozgat gezi planı oluşturan kişilere şehir dışında bir yer önermek gerekirse, denizden 1500 metre yükseklikte dağların arasında olan bu milli park, piknik yapmak için çok ideal bir yerdir. Yozgat'a kadar gelmişken dinlenmek, kaliteli bir zaman geçirmek istiyorsanız buraya gelmenizi öneririz. Yozgat denince ilk akla gelen ve gelip görmeden temiz havanın sizde bıraktığı huzuru anlayamayan sizler, Yozgat halkını değerli kılan en önemli unsuru fark edemeyeceksiniz. Yozgat Çamlı'nı özel kılan bir diğer taraf ise 1958 yılında Milli Park ilan edilen 264 hektarlık alana sahip olan bu ormanlık, Türkiye'nin ilk Milli Parkı özelliğini de taşımaktadır. Her ne kadar Yozgat halkının misafirperverliği ön planda olsa da geldiğinizde konaklayabileceğiniz Çamlık Oteli, Çamlık Milli Parkı'nın zirvesinde sizleri bekliyor olacaktır. Çapanoğlu Camii. Yozgat'ta İlk yerleşmiş ailelerden birisi olan Çapanoğlu ailesinin bu şehre bıraktığı miraslardan en önemlisi Çapanoğlu Camii'dir. İç cami, Çapanoğlu Ahmet Paşa'nın büyük oğlu Mustafa Bey tarafından 1779 yılında, dış cami ise kardeşi Süleyman Bey tarafından 1795 yılında yaptırılmıştır. Şehrin her yerinden görülebilen cami, ince minaresi, yüksek kasnaklı kubbesi ve köşe kuleleriyle Yozgat'ın sembol yapılarından biridir. Nizamoğlu Konağı, Yozgat il merkezinde 1871 yılında yapılmış, Yozgat'ın mimari ve dekoratif özelliklerini de yansıtmaktadır. Konak, 1979 yılında Kültür Bakanlığı tarafından onarılmış ve 1985 yılında Etnografya Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Hayri İnal Konaklama Evi, Osmanlı dönemi sivil mimari eserlerinin güzel örneklerinden olup, Gayrimenkul Eski Eserler Yüksek Kurulu Başkanlığınca 1979 yılında korunması gerekli eski eserler kapsamında alınarak tescillenmiştir. Bugün belediye konuk evi olarak hizmet vermektedir. Fatih Camii, uzun süre değişik amaçlarla kullanılan kilise 1996'da Fatih Camii adıyla camiye çevrilmiştir. Yozgat'ın eski medeniyetlere ve dinlere de ev sahipliği yaptığının en önemli kanıtıdır. Bezilika Terma, bir diğer adıyla Roma Hamamı. Yozgat'ta nereye gidilir konusunda çok özel bir yerden bahsedeceğiz. Yozgat'ın 5000 yıllık bir geçmişi bulunduğunu bizlere kanıtlayan ve tarihin kronolojisine en iyi parmak basan örnek Roma Hamamı'dır. Sarıkaya ilçesine gittiğinizde sizleri karşılayan Bezilika Terma, yaşayan tarihe dokunmak, görmek gerçekten çok iyi gelecektir. Kazankaya Kanyonu. Girişi Kazankaya kasabasında başlayan kanyonun uzunluğu 10 kilometredir. Kanyon içerisinden Yeşil Irmağın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçmektedir. Irmağın aktığı vadinin her iki yanında yükselen kayalar, üzerinde duvar kalıntıları, hatıl oyuklar, merdiven basamakları, bereket ve bolluğun simgesi olan Tanrıça Kibelet kabartması görülmektedir. Bir niş içerisinde kabartma şeklinde yapılmış olan devasa boyuttaki 3.16 metre olduğu rivayet edilen Tanrıça Kibele kabartması, Çekerek Irmağı'nın diğer yanındaki kaya üzerinde yükselen kaleye doğru bakmaktadır. Kerkenes Harabeleri, bir diğer adıyla Kayıpşehir Piterya. Şehrin demir çağında M.Ö. 600 yılların uzandığı söylenmekte. Kerkenes Dağı, Yozgat il merkezinin güneydoğusunda Şahmuratlı köyünün 5 kilometre batısında bulunuyor. İmparatorluğu, Kralı Büyük Kiros ile Lidya Kralı, Krezus tarafından yapılan Piterya Muharebesi hemen ardından Kiros tarafından oluşturulmuştur. Siz değerli izleyiciler, belgeselimizin sonuna gelirken Yozgat'ın bilinen ama görünmeyen en meşhur özelliği de kışı, yani soğuğudur. Bu soğuk kış aylarında Yozgat halkının yaşamına
büyük ket vursa da genellikle memnundur. Zira yaklaşık 1,5 ay süren, çok da sıcak geçmeyen yaz aylarından şikayet eden Yozgatlılar için dillere pelesenk olmuş bir cümle bize bunu çok iyi özetler. Havası sert, insanı mert, yiğidin harman olduğu bu diyardan şimdilik hoşça kalın, esen kalın.